Baba, ben geldim. İyi bok yedi. Selamünaleyküm baba, ne yapıyorsun? Sana ne lan dümbük? Bu manyağı da mı getirdin lan? İskender getirdik sana. Hadi soğumadan ye. İskender'i hangi dişle ısıracaksın? Götünle mi ısın? Ağzında diş mi var? Salak! Baba bırak Allah aşkına şu sigarayı ya. Benden? Ya öleceksin sigara içmekten ya. Allah Allah. Ölürsen bir kürek toprak atacaksın. İçin en iyi. Tantana yapıp durma lan başımda. Benim şundan başka zevkim mi var? Doktor ne dedi öksürüğüne? Başını çevir ötek tarafa öksür. Suratıma geliyor dedi petelenk. Ya niye gitmiyorsun baba doktora ya? Niye ya niye? Hadi ben götüreyim seni. Hadi kal hadi. Ulan git! Bir tane İskender getirdim burnumdan getirme. Demir bana gitti. Ya Rabbim ya Resulallah. Şundan bir kaşık ye. Allah aşkına şundan bir kaşık ye ya adam. Baba, baba. Lan! Yavaş git be! Gözünden de kan girecek be senin! Lan karabal hastamız var, yol verin lan! Lan 51-68, lan 51-68! Cezanı yazdım lan aklıma! Uğur uçak eve döndür hadi! Ayağını pedaldan çekme kardeşim, biz götürmezsek hayatta gitmez bu hastane. O parmağı var ya, annen işiyor lan! Lan hakikaten öküz gibi kullanın arabayı ya, biraz yavaş! Konuşma lan, konuşma! Lan yürü, yürü! Allah'ınız yok mu lan sizin? Hakikaten bu manikte bir bokluk var. Ayarı bozuk ipne. Lan korna çalıyorum hayvan! Korna çalıyorum! Korna ne demek lan? Baba, bana söyle dünyaya geldim. Ulan ben geldiğinde sen zaten dünyadaydın. Gel, ben senin baban değilim. Hadi basket. Dur oğlum, gel. Gene mi çektin sen? Bana bak. Bir daha bu çocukla böyle konuşmayacaksın, anladın mı? Orospu çocuğu. Ya, ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Sıfır altı! Lan 06! Yazdım cezanı, aklıma yazdım cezanı. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorlar, yanıyor, görmüyor musun hayvan? Neyi görmüyor musun lan? Kim veriyor lan size emniyeti? Lan aşağıdırma beni! İn lan arabadan, ineceksin. O arabada ineceksin lan. İn lan arabadan, in de gel. İn de geleceksin lan. Tamam, sen de uzatma, hadi yürü. Lan neyi uzatacağım? Asit etmeyin adamı lan. Dire gelin. Ne basıyorsun lan? Ne basıyorsun? Senin orospu diye okunaklı dudaklarını patlatırım ben. Hafif. Ne diyorsun? Ne dedin? Manyak! İmdat! Kurtarın manyak bu kadar! Ne dedin lan? Nil! Ne diyorsun kızım? Nil bırak, ne yapıyorsun? Bir zekalı! Bir sakin ol kızım, bir relax ya! Manyak ne dedi duymadın mı? Orospu dedi! Kepaze ettin bizi yolun ortasında ya, Allah Allah! Tırsıyorum artık, tırsıyorum senden. Mahalle abisi gibi davranıyorsun be! Birazcık kadın ol ya! Lan ambulansçı! Çekmişsin arabayı buraya, hastamız var. Nasıl geçeceğiz içeri? Abicim biz de mal mı indiriyoruz, hasta indiriyoruz burada? Var mı lan hastanenin ortasında manyak? Gel baba, gel baba. Sen git, garson çağırıyor pederek. Getir seni, getir getir. Kafayı getir, ver şunu. Ver. Al baba, indir. Oğlum ne sürüyorsun? Serum bu, serum. Kolonya mı? Ne sürüyorsun? Lan bir konuşma, adam bir kendine gelsin. Ne yapıyorsun efendi baba ya?
Allah oh. Allah. Dur, ne yapıyorsun? Niye çıkartıyorsun? Ya. Lazım ki takmışlar bunları. Ya yeter oğlum ya. Ağza alınmayacak şeyler takıyorlar ağzıma lan. Sen hangi ara çıktın geldin lan ibiş? Sağ olasın efendi babacığım. Ben de seni böyle görünce çok üzüldüm. Manik ne dildo telefon açtılar. Ben de apar topar geldim buraya. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, ben çok severim hastayı ya. Niye çağırdınız beni dışarı? Yoksa başka bir niyetiniz mi var? Hı? Ben genelde zina yapmam yani. Niyetim ciddidir. Elli yıkadın mı çocuğum? Besmele çektin mi? Oğlum, ben sana kaç kere dedim sol elle yemek yenmez diye. Bir tane çekeceğim. Sağ elini kiraya mı verdin? Cihat yapma ya. Çocuk korkuyor. Geç de şuna. Bir tane çekeceğim konuşmayı. Gel buraya, gel gel. Gerizekalı gel. Acayip merak ediyorum. Niye tokat edin o karıdan? Oğlum, ben dedim ki hemşireye, ben hastanın yakınıyım dedim. O beni kendine yakın zannetti ya. Lan bırak. Lan, lan ne oluyor lan? Nereye bakıyorsun oğlum, nereye bakıyorsun? Ulan baban orada canıyla cebelleş, sen burada bayanla cebelleş. Ayıptır, ayıp. Doktora bakıyorum oğlum sağa sola. Ulan yürü git, nereye doktora bakıyorsun? Cep doktoru mu arıyorsun, nereye bakıyorsun? Oğlum biz buna boşuna dildo demiyoruz işte, bunun yatacak yeri yok ya. Ya bırak Allah aşkına, yatacak yeri yok. Girip çıkmaya delik arıyor. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Anan yine ne yemek gönderdi? Pilav, salata, kaburga. Kaburga mı? Odun gönderseydi be. Kaburga gönderilir mi? Dişim dökülüyor, saçım dökülüyor. Dökülüyorsun baba. Efendi Bey'in yakınları kim? Benim oğluyum. Biz de oğlu sayılırız. Dakika başı anamızı beller yani. Şimdi nedir durumu, nasıl yani kendisi şu anda? Biz çok merak ettik ya. Yani perişan oldum ben yolda. Ağzından böyle kan geldi, dağ gibi adam ya. Yapma ya oğlum. Manik, bir dur. Buyurun doktor. Babanızın akciğerinde bir kitle var. Acil ameliyat edilmesi gerekiyor. Acil seni niye bekliyoruz doktor? Hadi alalım, ameliyat alalım şunu ya. Ne bekliyoruz? Sigortası yok hastanın. Ne kadar tutar bu ameliyat? 25-30 bin lira civarında. Geçmiş olsun. Sizden haber bekliyorum. Birazcık kadın ol ya. Thank you.
Çaresizlikten kafayı yiyeceğim lan. Babama hiçbir ayrım dokunmadı lan. Karıya kıza dokunmaktan hayra vesile olmaya sıra mı geldi senden? He? Sabah akşam benzin istasyonu gibi pompiş 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 pompiş. Ne bu? Ben neye üzülüyorum biliyor musun? Baba haklı. Adam haklı orada. Bizden hiç bir bok olmaz abi. Yok yok. Biz bu parayla değil ameliyat hastaneye gidemeyiz lan. Üç tane aslanlar gibi delikanlının cebinden çıkan para şimdi bu mu abi? Bu mu? Ey maşallah. Ey maşallah. Yapma oğlum. Yapma lan, hayvanı ürkütme. Psikopat mısın nesin ya? Kusura bakma kardeşim, ben ne yaptım bilmiyorum. Pardon, pardon. Canım o benim ya, canım. Canım benim. Ne yapacaksın sen? Araba mı acılayacaksın yine? He? Araba yok oğlum. Unut, arabayı yok. Araba yok. Ben iki sene içeride yattım lan bu yüzden. İki sene yonttular oğlum beni. Bir iki sene daha yatamam. Yok araba. Ne oldu? Götünden mi korktun? Götümüzden korksak arkamızda taşımayız. Oğlum benim söylediğim şey açık ve net. Araba işi yok. Araba hacılamayacağız. Araba hacılamayacağız da ne yapacağız oğlum? Ha? Okuyup iş sahibi olup para mı biriktireceğiz? Ölümle cebelleşiyor lan babam orada. Umurunda mı? Atar yapma lan bana. Bana atar yapma lan. Bana atar yapma lan. Senin baban bizim de babamız lan. Yavşak. Adama bak ya. Adama bak ya. Korktun mu? Korktun mu? Korkma. Rahatsız etmiyorum ben değil mi? Neyi? Ben sana doğum günü sürprizi hazırlamak için Avşa'ya gideceğim dedim. Yalan söyledim ya. Yalan söyledin. Hani biz birbirimize yalan söylemeyecektik neyi? Çok komiksin gerçekten. Sen de öyle olmuşsun ya. Bu ne lan böyle? Onu ben aldım babama. Erkek çocuk işte. Ne yapsan durmuyor. Keşke senin de bir oğlun olsaydı. Güreştirirdi. E güreşsinler benim kızla o zaman. Maazallah senin kızın bir tarafını kırar. Porselen değil, kırılmaz. İçeride ya, her taraf harç hurç. Öyle gördükçe kafam dönüyor benim. Halleder oğlum şurayı. Duvarın sıvası dökülüyor adam. Alçaldım da sıvadım. Ameliniz oldum ya. Her işi ben koşturuyorum. Bu nasıl çay lan? Demi tutmamış oğlum ya. Ben para bulmaya çıkıyorum arkadaş. Nasıl bulacağım? Nereden bulacağım? Var mı fikrin? Bulacağız bir yolunu. Bulacağım bir yolunu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arabalara falan yaklaşma sakın, tamam mı? Arabaların yanından geçerken falan dikkat et yani. Böyle alarmı çalar, bir şey olur falan. Bak şerefim üzerine yemin ediyorum, hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem oğlum. İçeride iyice ne oldun lan sen? Bulurum kardeşim ben bir yolunu. Babam orada para bekliyor. Gerekiyorsa böbreğimi satarım. Oldu mu? Dur bakayım ya. Benim annem bir kooperatife girecekti bu sıra. Yastığı kabarmıştır. Ben bir kurcalayayım onu. İyi madem, kalkalım bir havalanalım. Bak,
Burada delireceğiz yoksa. Ver gömleği. Bir zamanlar zatın teki derbederlikten bitmiş harap olmuş bir şekilde tekkenin birine sığınmaya karar vermiş. Tekkedekiler de bunu kabul etmişler. Bizim zat sevinmiş. Zatken zatı muhterem olmuş. Başlamış aşına kaşığına bakmadan fakire fukaraya yemek dağıtmaya. Sonra bir gün bir bakmış, kendisi yemek dağıttığı fukaralardan daha fukara. Başlamış azar azar ayıklamaya. Tekkedekiler de mevzuyu çakmış. Demişler ki, niye çalıyorsun? O da demiş ki, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Ben içmedim. Kitap okur musun? Ya Sadık abi, yemin ediyorum senin mallar bende değil. Benim işim çıkınca Sezai'yi ben naklederim dedi, ona verdim. Vallahi ben çalmadım abi. Satıyordun. Hani sen de tövbeliydin? Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Bu iki arabadan da hiçbir cacık olmaz. En azından seninkinden olmaz. Benimki 2009 model lojistik vites. Bizim daha fazla araba çarpmamız lazım. Vay arkadaşım be, vay arkadaşım be, vay. Ulan var ya, şu işi bir kotaralım. En sevdiğim manitaları var ya, demet yapacağım lan sana. Demet lan, yapacağım. Lan yapma bana inanmamesini. Karlıyım lan. Getirdiği şeye bak la. Bu ne abi? Bari çarpışan araba getirseydin ya. Bunu niye çaldın lan? Az yakıyor diye. Hurdacı, para üstü çıkışmayınca verin lan bunu. Çıkışmayın oğlum bana. Benim vicdanım da buna yetti işte. Kardeşim. Neyse, biz elimizdekine bakacağız. Hadi bakalım, içli dışlı malzemelere girelim. Hadi.
Ne oldu? Hakan. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Biri karısını mı unutmuş lan bagajda? Neye bakıyorsun? Kız bırakmışlar lan arabada. Gelin gelin. Kokain lan bu. Kokain mi? Bu ekmek Musaf çarpsın, ben çalmadım abi. 13-14'ü ver bana oradan. Sadık abi. Acı bana abi. Kulun kölen olayım abi. Ayağının tabanındaki kayış olayım abi. Vallahi ben çalmadım abi. Buna 13 yeter. Hayatım boyunca şu kitaplardan bir tanesinin kapağını açıp okumuş olsaydın kurtulmuştun. Yazık. Allah'ım abi. Allah'ım. Sezai'yi bulun bana. Kimin malı lan bu? Dur oğlum dur dur, ne yapıyorsun? Allah Allah, temiz mi kirli mi ne biliyorsun? Götüne mi soktu millet bunu? Ne bileyim, öyle taşıyorlar. Taşıtacağım şimdi sana bunu. Bize ne oğlum, temiz mi kirli mi? Babam kurtulacak lan. Hepimizi ihya alacağız lan işte. Arkadaş siz nerenin malısınız ya? Oğlum burada kaç paket mal var lan? Bu kesin bir baronundur. Adamı uyarlar. Peştemalini indirip gül cemaline kayarlar. Tövbe. Ben söyleyeyim size. Ben bu beyaz işinde yokum ben. Kardeşimi ben bu yolda kaybettim. Yokum ben. Ben yokum. Ha, yokum ben. Yokum, bana kafayı yedirtmeyin lan. Yokum ben. Yoksun öyle mi? Hakan. Yoksun ha? Biz senin kardeşini Ömeret'ten kurtarmaya çalışırken yokuz mu dedik? Benim babam hastanede olunca yoksun öyle mi? Yok olan öyleyse yürü git. Bir doğru konuş, kafa göz gireceğim şimdi ha. Bir dakika, bir dakika, bir durun be, bir terbiyeli olun beyler ya. Aa, tamam. Temizleyelim şu arabaları, okutalım önce, sonra bakarız duruma. Hadi benim arabayla gidelim. Hadi, efendi baba yatıyor acilde. Gel abi gel. Abi gel. Gel gel. Bu ne lan? Tövbe yarabbim ya. Bu ne oğlum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Sezai. Hayırdır oğlum, ellerin boş gelmişsin. Arabada bıraktım malı. Arabada. Araba burada mı? Burada araba. Güzel. Buralar pek bir tenha biliyor musun? Hani böyle izbe falan. Bilmiyorum da buraları. Nerede para? Para burada. Göster oğlum. Eyvallah. Tamam. Buraya gelirken şöyle bir inceden bir kastım, tamam mı? Şimdi parayı görünce esaslı kız anlarmışsınız. Hadi arabaya gidelim, alalım malı. Tabii. Yalnız bizim çam sakızı çoban armağanı küçük bir hediyemiz var. Eyvallah. Küçük dedim Sezai, tabanca değil, mermisi. Bismillah. Çok merak ettim. Dur be abi, dur, sıçtı. Ya Halit Akat, ne yapıyorsun ya? Oğlum ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Koca adamı vurduk. Öldü, gıkı çıkmadı gıkı. Utan kendinden be, utan. Sadık var ya, bizi böyle birbirimize diken. Mahvolduk abi, büyük babaya ne diyeceğiz? Yavrum sen hangi filmi seyrediyorsun? Bu adam Sadık'ın malını çaldı. Biz de onu öldürdük. Oğlum döverek öldürmedin değil mi sen bunu?
Kim lan bu? Tipe bak anasını satayım. Evlat olsa sevilmez lan. Yani arkadaş var ya, hiçbir belayı es geçmiyoruz. Hepsini çok net çekiyoruz vallahi. Hadi bakalım. Gidelim mallarımızı alalım. Tıpkı planladığım gibi. Aslansın be Halit Aga. Yürü. Bulduk vallahi. Sezai'nin araba bu değil mi Halit Aga? Ta kendisi. Dur lan. Lan. Kim lan bu? Nereye be? Lan lan lan. Kim oğlum bu? Kim ya? Takip takip takip. Lan. Bu ne lan? Lan. Lan. Git tarafa. Ya sen ne hayvan adamsın Halit Aga ya. Hay sokayım yapacağım plana. Az önce aslansın diyordun ama. Aslan da hayvan değil mi? Ben öyle öle möle meftaya cesede falan dokunamam kardeşim. Sen diriye de dokunamıyorsun zaten Abdülbakir. Abi ben diyorum ki bu kokaini bu iplerin cebine dolduralım. Yol kenarında sallayalım. Cesetten de kokainden de kurtulalım nedir ya? Babamdan da kurtulalım değil mi? Cesedi yolda bir yerde atarız. Koko bizde kalacak. Biz mi öldürdük oğlum? Bize ne? Bize ne? Bize ne? Tamam ya tamam. Tamam hadi. Bari o zaman Meftah'ı şöyle bir bezle mezle tutalım da parmak izimiz şey olmasın, bulaşmasın. Aa, arabam yok. Buraya park ettiğine emin misin? Mal mıyım kızım ben? Buraya park ettim işte. Arabam yok, siktir. Beni mi bulmak zorunda? Bugün bütün şeyler benim başıma geldi zaten. Siktir, arabam yok. Ya kızım bir sakin ol ya. Belki de yanlış park ettin diye çekildi araba. Babanı arasana bak. 5 dakikada halleder o işi. Baba. Sıçtım, sıçtım kızım, sıçtım. Büyük sıçtım. Sıçtım babam çok fena kızacak. Çok kötü senin sıçtım. Senin ne suçun var ki? Polis kızı olmak böyle bir şey işte. Diyemezsin. Niye diyemiyorsun? En nihayetinde sade bir vatandaş olarak yine dersin. Bu işin kaskosu var, sigortası of, var. Of Sertab, of! Arabanın içinde babamın kamerası vardı kızım. Kullandım ben o kamerayı. O görüntüleri görürse babam... Kamera mı? Buyurun kamera. Gel kamerayı. O nasıl lan? Kamera çıktı lan. Hafız bak. Ben biraz kayıt yapacağım. Sana döndüğüm anda 2 tık atacaksın, tamam mı? Evet. Oğlum, panik yapma bak, kaza yapacağım ha. Lan. Zaten şarjı bitiyor, tek diş kalmış. Ama niye gülüyorsun ama? Ya tamam, ya dur, üzülme ya. Keşke silseydin sen görüntüleri. Kızım nereden bileyim ben arabanın çalınacağını? Bulsam kıracağım zaten o kamerayı. Uyumsun, tamam halledeceğiz ya. Üzme kendini. Bakacağız bir oğlum. Şu parayı git bakkaldan yiyinti kayinti bir şeyler al. Midem götüme yapıştı anasını satayım. Elim ayağım takıyorum. Niye ben oluyorum oğlum? Babanın uşağı mı var senin burada? Tırt arabayı çalan bakkala gider. Hadi olsun. Şunun üstünü örtmeyi unutma. Ay iyi misiniz? Ah, ya çok özür dilerim ben. Görmedim ben sizi ya. Bir tane adam geçti mi buradan böyle çanta vardı elinde. Her şeyim gitti ya. Görmedim. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Kusura bakmayın. Siz iyi misiniz? İyiyim. Ya benim tikim var. Yoksa sizi bir yere davet etmiyorum yani. Ya yok önemli değil. Ben alışkınım zaten. Şey benim çok hastam var böyle. Ben psikofizik merkezinde çalışıyorum. İsterseniz numaramı vereyim, görüşelim. Sadık dayı, Sezai bulunmuş.
İyi. Getirin de sevelim biraz. Sevmişler zaten. Ölmüş. Sevmekten kimse ölmez oğlum. Bizim Sezai sevgiden anlamıyordu. Biz de arkasından bir Yasin okuyalım. Siz de asayişi araştırın hiç o değilmiş gibi. Hadi. Peki dayı. Ah, geldi hayvan. Ha, yemekler nerede? Kapasanız oğlum şunu. Birader ben aşık oldum ya. Anlamadım. Abicim. Az önce kızın teki bana sokağın ortasında telefon numarasını verdi. Hadi ya. Vallahi. Vallahi. Çok iyi ya. Çok iyi. Aferin Allah'ım. Biz burada açlıktan geberiyoruz. Baba orada hastalıktan geberiyor. Bana diyorsun ki kız diyorsun. Karı diyorsun. Telefon diyorsun. Göp diyorsun. Aferin lan. Aferin Abdülvakir. Aferin be. Göt falan demiyorum canım. Kardeşim hakikaten aferin. Ben şahsen takdir ediyorum. Ya kız psikofizik merkezinde çalışıyormuş birader. Ya benim her derdime deva ya. Ya ben çok sevdim aniden ya. Lan sen orada neyin hesabını kitabını yapıyorsun lan? Bu malı satmayı mı düşünüyorsun lan? Bırak satmayı, bu malı evde bulundurmak bile sakat lan. Ya kardeşim hemen karar vermeyelim ya. Derin bir mevzu bu. Ne bok yiyorsanız yiyin, ne bok yapıyorsanız yiyin. Beni karıştırmayın, benden uzak durun. Elim ayağım iyice oynamaya başladı, ben yatarım. Yatarım ben. Tamam, yatalım. Sabaha karar veririz. Hadi bakalım, herkes yatağına. Beni 2 dakika idare etsene. Efendim? Merhaba, Nalan Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun, benim. Merhaba, ben dün gece yolda karşılaştığınız tikli çocuk. Rahatsız etmedim değil mi? Olur mu? Canım benim, ne rahatsızlığı ya? İşte ben hastalarımla ilgileniyorum. Evet, biraz yoğun. Tabii ki buluşacağız yarın. Tabii. Ben o zaman adresi vereyim. Gül Sokak, 22 numara Levent. Abiler, hayatımda ilk defa bir kız arkadaşım olabilir. Vallahi mi lan? Allah çarpsın. Aferin lan. Yapma ama şunu işte ya. Yapma, çok itici oluyorsun lan. Yapma bunu. Vazgeç şu oyundan, nedir ya? Sen böyle ürküyorsun, kızı da ürkütüyorsun. Harbi ol, dürüst ol da şunu yapma ya. Oğlum masanın üstüne servet yatıyor lan. Hayatımızın kurtuluşu yatıyor lan. Yaptığınız muhabbete bak. Bana bak, buradan malı kurtarırsak çok acayip bir planım var yaşadım. Aman aga dur, aman dur, sen plan yapma. Ya abi bir doğru düşünelim, kurban olayım. Ne diyeceğiz Sadık'a? Biz senden malı çalan adamı vurduk. Ama mal olduğumuz için malı çaldırdık. Sende biraz fazla mal varsa bize versene mi diyeceğiz? Yavrum Sezai kimseden mal çalmadı, anlamıyor musun? Bizden parayı alıp bizi ateş edecek, bizi öldürecek Tanrı Allah. Yapma ya. Naci, vallahi seni öpmek istiyorum. Ne temiz kalpli bir adamsın ya. En son gangster olacak adam senmişsin. Bu işten yırtmamızın tek yolu var, patrona malı vermek. Buyurun. Merhaba. Kitap okur musunuz? Sağ ol dayıcığım. Ben evde bir makale çözdüm. Ben de gelirken bilgi mesajı okudum abi. Hepsi kafada.
Demek bilgiye aç değilsiniz. Peki ne oynadınız da acıktınız? Dayıcığım, bize 15 kilo mal lazım. Para peşin, kırmızı peşin. On beş kilo mal lazım. 15 kilo. 15 kilo. Tövbe yarabbim ya. Şişt. Ne diyeceksin lan yarın kıza? Ha? Araba harcalayıp hurdaya mı okutuyorum diyeceksin? Tikli. Ev hanımıyım diyeceksin. Allah Allah. Gelmeyin oğlum üstüme. Sahnede üç tık atıyorum zaten. Şişt, ne diyeceğim bak. Neye karar verdik ha? Ne yapıyoruz bu kuzuları? Lan! Lan anlamıyor musun lan laftan? Ben ne diyorum sana ya? Sen? Ya vallahi bilemedim, ben de bir arafta kaldım ya. Vay arkadaş ya, adamlara bak ya. Ortada mal var, hem sağa yatırabiliyoruz hem sola yatırabiliyoruz ama yok. İlla kafasını fermuara sürtelim, öyle mi? Ya tamam, siz neye karar verirseniz verin kardeşim. Bana her yol Kabe, hadi. Sevgili Dildo. Hı. Şimdi şu mal beyaz ya. He. Kefen de beyaz işte. Mezar da beyaz. Götümüze girecek pamuk da beyaz. Konsepti anladı. Anladım. Ama hayatta siyah. Güzel kardeşim. Hayatta siyah. Ben gidiyorum. Siz oturup karar verin bunu ne bok yiyeceğinize. Tamam. Dün bulunan cesedin kimliği tespit edilmiş. Sadık'ın adamı Sezai Tomakin'miş. Sicilini araştırsınlar. İşte bu bizi Sadık'a biraz daha yaklaştıracakmış. Demek size 15 kilo mal lazım. Ama bende 15 kilo mal yok. Ama olması lazımdı. Ama yok. Niye yok? Çünkü benim malım dışarılarda bir yerlerde. Yapma ya. Ya. Ama dayı, bize de 15 kilo mal lazım. Niye 3-5 değil de 15? Ya onu bilmeyecek ne var? Paramız ona yetiyor. Okumuş adamsın dayıcığım sen. Bir yığın kitabın var bak. Halden anlarsın. Anlarım. Anlarım. 13-14'ü ver çocuğum. Dayı, bizim de büyük bir aileye mensup olduğumuzu biliyorsun değil mi? Bilirim, bilmez olur muyum hiç? Şimdi bu 13. Bu da 14. Bu da 15 lan! Oğlum mal var, acil okutmam lazım. Abi, buranın korubacıları başka. Satamazsın buralarda. Yoldan da öğretiyorum lan bana yavşak. Oğlum seri başıyım ben. Beni Sadık'la eşleştirecek biri lazım. Öyle desene be abi. Öyle. Ben seni Sadık'ın adamlarından birine götüreyim. Valla? Evet. Tamam. Çıkışta bekle, hemen geliyorum. Tamam birader. Bağımsızlığımı ilan ettim, kendi geyliğimi kuruyorum. Aman! Bak tanıştırayım, arkadaşım Nil. Nil bu da var ya. Kızım, başımız çok kötü dertte, sorma. Ne oldu kız? Çocuk mu aldırıyorsunuz yoksa? Saçmalama, arkadaşım Nil'in arabası kayıp da. O yüzden sana geldim. Ben mi çaldım yani? Ya senin bir tanıdığın varmış galiba. Parçacı mıymış, araba mı parçalıyormuş, neymiş? Görüntüdeki arkadaşla münasebetiniz oldu mu hiç? Yok Sadık dayı. O bizden değil. Merak etme sen. Sen kimsin? Ya benim Murat abi gönderdi. Rizeli Murat. Barmen Sinan'ın arkadaşı.
Az bekle. Kim o? Pardon beyefendi, yanlış oldu galiba. Kitap okurken kaldığın yeri unutmamak için araya bir şey koymak gerekir. Ama sen kaldığın yeri değil, aldığın yeri unutma. Eyvallah. Bana birkaç tane isim lazım. Ne ismi? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu bunu mu? Ah. Nereden buldun bunları? Irak'tan geldim. Kuzey Irak'tan. Senden bahsedildiğini hiç duymamıştım. Örgüt için çalışıyoruz. Ha? Örgüt mü? Ya lanet olsun, bu örgüt her zaman benim karşıma çıkmak zorunda mı? Nasıl? Yok. Öyle bir filmde görmüştüm. Dildo ne biçim isim be? Neyin kısaltması ki bu? Çok harbi. Kızım, dildo kısaltma değil, uzatma. Uzatma. Tuvalette altyapı sorunu var. Tıkanmış vallahi. Lan ben de diyorum, ne koktu böyle yeşil yeşil. Allah kahretsin, ağzıma sıçsaydın bari. Tövbe estağfurullah ya. Sıçtık abi. Aşağıda polisler var. Ne diyorsun? Abi kapıda ben size dedim, ben söyledim. Başımıza bir iş gelecek dedim. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Abi bilmiyorum. Abi ne yapacağız? Abi ne bileyim ben? Daha önce kaç kere basıldık o kayına bilmiyorum. Vallahi beni sıkıştırırlarsa ben öterim. Ötme. Sen ötersen herkes ölür. Ötme. Dur, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ahmet, döküyor musun? Ahmet! Lan! Ayağım dur! Kapı çaldı. Yok, çalma. Bana bak, sen polisleri oynama, koyal onları. Ben bunu halledeceğim. Dikleme. Alın. Geliyorlar oğlum. Kız, kapıyı aç. Koş kızlar, koş. Geliyorlar oğlum ya. Aç polis. Çık lan. Kimliğinizi görebilir miyim memur bey? Sen kapıyı aç, ben sana göstereceğim. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Göstereyim mi kimliği? Yok. Sağ olun, gördüm. Gökten üç elma düşmüş. Biri sana, biri bana. Birinin de nereye düştüğü belli değil. Ne kadar istiyorsun bunlara? Sizde ne kadar var? $1,000,000 var bende. Bir milyonunuzu alırım o zaman. Bundan bende 14 kilo daha var. Bununla beraber 15 kilo. 15. Yalnız mısın? Yok, arkadaşım var banyoda. Zenci mi? Yok, beyaz. Selamünaleyküm Ömer Bey. Hayırdır? Bu zenciler sizin üstte mi oturuyorlar? Ha,
Siz zencilere geldiniz. Ya memur bey çok gürültü yapıyorlar yukarıda ya. Biz aşağıda oturamıyoruz, uyku uyuyamıyoruz yani. Allah belalarını versin yani onları. Bir halledelim, bir çözelim o işi ya. Niye gösteriyor bu seni? Ne gösteriyor lan beni? Yok işte zenci değil yani. Ne oluyor lan? Niye gösteriyorsun oğlum? Memur bey, arkadaşımız Tikli de bizim. Yani böyle şey yapınca falan mesela... Yapma, sıkın, yapma. Dokununca falan yapma, bir şekilde... Sikim, yapma, sıkın. Dur, tamam. Tamam, tamam. Yapma, yapma lan, yapma, yapma, yapma. Tamam lan, tamam, tamam. Tamam, tamam. Balkonu kullanacağız yukarı çıkmak için, tamam? Buyurun, kısmı. Gel Kemal. Kemal, sikim. Hay Allah'ım. Bunları 50.000 veririm. Ama diğer paketleri de getirmek şartıyla. Yoksa dışarıda 10.000'e veremezsin bunları. Tamam. Anlaştık o zaman. Seni daha önce hiç görmemiştim ama... Ne demişler? Farenin istediği denizde şifa. Evet Cüneyt. Amirim. Götürün. Komşuluk önemlidir. Üstündeki, altındaki komşuya dikkat edeceksin. Ya Kemal. Sadık dayı, yüksek müsaadenle bir eleştiri getirmek istiyorum. Hiç tanımadığımız bir adam gelip bize mal satmaya çalışıyor. Sen de onu salıveriyorsun. Senin bu eleştirilerine yarınki köşemde cevap vermek isterdim ama vaktim yok. O yüzden ben eleştiri oklarımı bir tarafına sokmadan önce... gidin bu adamı takip edin, hakkında bilgi edinin. Anlaşıldı, tamam. Amirim, Balat'taki operasyon verimli geçmiş. Almışlar göçmenleri. Çocuğum, onlar kolay. Alırsın, verirsin onları. Asıl iş Sadık gibi kodamanlarla teşkilatlı ailelerde. Amirim, girelim alalım o zaman bu Sadık'ı. Neyi bekliyoruz ki? Daha önce biz Sadık'ı çok aldık çocuğum. Ertesi gün götürdük, geri koyduk yerine. Neden? Çünkü kanıt yok, kanıt. Öyle bir kanıt, öyle bir olay olacak ki... Önümüze gelecek o tacirci şerefsizler. Ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun? Ortalığı rezil ettin, batırdın be. Bu ne lan? Ne oğlum bunlar lan? İşte arabaların torpidolarından çıktı, ne bileyim ben ne? Aralar maralar, hepsi zenci lan bunların. Bu neymiş? Bu ne oğlum? Saçma sapan bir şey çıktı. Sidi miyim bu? Ne bileyim, Sidi herhalde, bilmiyorum. Tak onu koy bakalım ya. Belki de düğün falandır. Ben bayılırım düğün izlemeye. Apaçiler dans ediyordur belki. Sarhoş kafayla. Bu ne oğlum lan? Boru. Anladık. Nasıl düğün bu? Ha, düğün düğün. Düğünden önceki gece, kına gecesi bu. Kız da birazdan götüne kına yakacak. Damat nerede?
Kafan mı güzel oğlum senin? Ne düğünü lan? Bayağı erotiksiydi lan bu. Kapat şunu be, kapat. Dur bakayım, sonunu merak ettim. Bize malı getiren adamın yeri yurdu tespit edildi. Alalım mı yuvasını? Acele etmeyin. Önce malın tamamını getirsin, ürkütmeyin. Ne bakıyorsunuz oğlum bir evlatmış gibi? Alıp sevsenize biraz. Kimin piçi lan bunlar? Sen malı mı sattın lan yoksa? Hani satmayacaktık lan malı? Ha? Hani beraber karar verecektik hani? Dur. Hani ne oldu? Ha? Ya ne bir oldu? Dur oğlum ya. Bir dur gene, aybaşın gelmesin gene. Bir dur be oğlum ya. Ne yapacaktık o kadar beyazı? Ha? Bizim raconda arabadan çıkan mallar ne yapılır? Ha, okutulmaz mı? Doğru mu? Doğru. Ben de kafamı kullandım kardeşim, al işte. Hangi kafanı kullandın lan? Ben senin kafanı kopartırım lan! Senin kafanı kopartırım lan! Hayvan! Hangi kafanı kullandın? Lan ben senin götürümü toplayacağım lan! Durun be ya! Durun bir be ya! Sizin küfrünüz, edepsizliğiniz yüzünden hep ben arada kalıyorum lan! Sattın gitti kardeşim, ne var? Ne var? Yarın da kalanını vereceğim, malın bitti gitti. Hepsinden kurtulacağız, budur. Ne kalanı ya? Hangi malı lan? Hangi malı? Mal mı var lan? Mal senin duvar oldu. Duvar oldu senin mal. Ben o malı duvara yapıştırdım. Aldım, döktüm, yapıştırdım duvara. Yapıştırdım duvara. Yok mal. Mal duvar oldu. Ne diyor lan bu? Ya ben sana anlatayım gel. Ne anlatacaksın lan? Ya bir dur. Şimdi... Hakan'cığım... Biz burada oturmuştuk. Polis geldi. Ne polis lan? Bize mi? Yok. Bize değil. Yani bize öyle geldi. Bu yukarıdaki sünnetsiz yamyamlara gelmiş. Ha. Garibim de panik oldu. Bu panik olunca... Ne yaptın oğlum malı? Ne yaptın, tuvalete mi döktün? Ha? Tuvalete mi? Ha. Ulan tuvaletin deliğinde biri var lan. Sen ne diyorsun, bırakmışsın oraya baba yadigarını? Malı boşalttım sıvanın içine, yapıştırdım duvara. Ne yapayım? Ne yapayım? Aa bak işte aslan verdi, değil mi? Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Ha? Ahmet ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? Ya Allah'ım ya, bu bize Hakan'ın emanetiydi ya. Demin öterim diyordun, öterim diyordun demin. Emanetmiş. Lan içeride bir çanta kokain var, polisler girmiş içeri. Ne yapacaktım, götüme mi sokacaktım onları? Yapıştırdım duvara. Ulan! Aklıma geldi bu, dua et sen ona. Ben onun geri kalanını halletmeye gidiyorum. Doğru mu diyorsun lan? Allah çarpsın ya. Doğru mu diyorsun oğlum sen? Lan! Sizde hiç yok. Lan! Sizde akıl yok mu lan? Ne yaptınız oğlum? Ya oğlum adam şarjörü götüme sokup ağzımdan ateşleyecek lan. Hayır, o şarjör ateş almazsa beni bul. Beni bul. Bul beni lan o. Ne diyecek herif, bul beni. Lan sizin yapacağınız işi. Tamam ya. Bittim oğlum ben. Hakan'cığım kardeşim bak. Bak şöyle yap. Sen git o mafyadan. Özür dile, hepimiz adına çok özür dile. Özür mü? Ya özür dilemek erdemdir kardeşim. Lan. Oğlum adamı görmedin sen lan Erdem'ini. Sana güveniyorum. Yarın mallar elimde olur mu? Tabii canım. Bizzat elinize vereceğim. Bak. Bana sakın boşa kürek çektirme. Yoksa kızgın kürekle içini boşaltırım. Boşluk olur. Yazık olur. Yalan olursun. Bak kardeşim şöyle yapalım. Ben yarın o kızla buluşmayayım. Buluşmayacağım o kızla. Tamam mı? Ben sana yardımcı olacağım. Tamam mı? Sen gel yarın benim annemin evinde. Bizde kal birkaç gece. Birkaç gece sonra da zaten sular durulur.
Herkes de bu olayı unutur yani. Ah güzel kardeşim. Seninle bakir diye dalga geçtiğim için özür dilerim. Estağfurullah ya. Hakkını helal et. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bunu da al. Yengeyle güzel güzel ye. Dildo can, Dildo Hakan. Allah Allah ya. Amirim, size ait o makinenin satıcılıktan sabıkası var. Biliyordum bu işin bir ucu boklu değnek olmadığını. Bir de Sadık'la görülmüş ama o kadar. Yani içeri alacak kadar delil yok. Sadık'ın orayı boş bırakmayın. Bir şeyler dönecek bu ara. Alacağım bu Sadık'ı bir gün içeri ama dur bakalım ne zaman. Bulduk orası. Oh be, baban aramadan hadi. Babam arıyor. Bir dakika dur, bir dakika açmak zorundayım. Alo, baba. Ha, iyi. Sevtap'la kahvaltıya indik de. Tamam tamam, erken geleceğim akşam eve. Tamam oldu, hadi bay bay. Ne diyor? Sıçtım ben kızım, sıçtım. Ben bugün arabayı bulamazsam babam hem arabayı bulacak hem de kamerayı bulduracak. Allah! Allah! Şunlar niye? Şunlar niye? Önüne baksana ya. Ay iyi misin? Tamam iyiyim ya. Pardon valla, az kalsın çarpışıyorduk ya. Az kalsın mı? Ya... ben sizi... Ne? Yok, ne? Arkadaşım biz Dildo diye birine bakmıştık ama... Ne yapacaksınız siz Dildo'yu? Önemli bir işimiz var da bizim onunla. Önemli bir işimiz var da. Tövbe estağfurullah yarabbim. Hasta mı bu be? Hasta. Zaten hep önemli işi olan hanımefendiler Dildo'yu ararlar. Nasıl yani? Ya vallahi ben sizi bir yerden... Ya siz böyle... Boru tesisat işiyle falan uğraştınız mı hiç? Süper Mario gibi bir hali mi var abicim benim? Ne borusu, ne tesisatı? Sen Dildo'nun numarasını verir misin bize? Vallahi ona haber vermeden veremem. Allah Allah. İsterseniz siz bana numaranızı verin, ben ona ileteyim. Oho, of. Kızım boş ver, ver işte ya. Ne yapacağım, bunu mu vereceğim? Ya başka türlü arabanı nasıl bulacağız ya? Hiç kirlenmenin zamanı mı? Ver işte. Tamam mı? İyi, eyvallah. Ne biçim adam ya? Ha. Ne numarası lan? Manita mı? Tamam. Tamam, tamam. Söyle numarayı. Hakan oğlum, sen misin? Benim baba, benim. Nasıl oldun? İyi misin? Neden iyi olayım lan? Öleceğim ben Bursa. Her tarafıma bir şey soktular benim. Zamanında dinlemedin bizi, gelmedin hastaneye. Böyle olur işte. Girsin şimdi borular. Fabrikası da sana girsin. Bana bak.
hesap geldi. Kaç paralık yatmış? Hallettim ben o işi. Sen iyileşmene bak. Nasıl hallettin lan? Bizim çocuklar yardım etti işte. Manikletik yardım etti, bulduk bir yerden. Sen düşünme bunu. Bahar, koyun beline rahman gitsin. O parayla kendinize bir iş kurun. Ben öldüm zaten. Gömün beni. Deme öyle baba ya. Öyle deme ya. Sen çok çalıştın, çok didindin ben adam olayım diye. Anamı aratmadın bana. Sen elinden gelen her şeyi yaptın baba benim için. Bizim çocuklar için. Babam. Babam. Hakkını helal et babam. Bakma öyle konuştum ama. Bir başıma koysaydım o zaman ölürdüm ben. Git kendimi gömerdim. Hayatta yalnız güleceksin ama yalnız ölmeyeceksin. Hakkım helal olsun. Yalnız Sadık abi, dün bize haybeden yere işkence yaptın. Malın bizde değil ki. Halit Aga doğru söylüyor. Ben bu durumu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Nerede lan bu lavuk? Bana bak. Sen bizim malımızı vermek zorundasın. Yoksa bu piyasada itibarın iki paralık olur. Halit, sebat ettin, hak ettin. Hakkına kavuşacaksın. Ama biraz daha konuşursan hakka kavuşacaksın. Bende ikircil olmaz. Ön sözü de ben yazarım. Son sözü de ben söylerim. Getirin lan o dandıyı buraya. Bravo Halit Aga ya. Bravo. Bu muydu şahane planın? Oğlum ben plan yapıyorum. Bu ipne uymuyor ki. Biz Dildo Bey'e bakmıştık. Buyurun. Dildo birkaç kendini bilmezin aslında taktiği bir isim. Siz bana Hakan diyebilirsiniz. Yardımınıza ihtiyacım var da bir telefonda da konuşmuştuk. Yardım. Tamam. Geç. Buyurun. Yardım. Taş gibi de herifmiş ha. Abuk sabuk konuşuyorsun. Çarpacağım şimdi bir tane. Hanımlar. Buyurun. Bizi Necati Bey gönderdi. Parçacı Necati. Necati mi? Benim arabam çalındı da. O yüzden tavsiye etti size. Ha. Ya ben şey sandım. Pardon, ne sanmıştın? Pardon, affedersin. Ne sanmıştın acaba? Yani ne bileyim. Kes. Ne oluyor lan? Ulan. Kapa çeneni. Biz misafiriz. Biz misafir kabul etmiyoruz. Ara işte. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kapa çeneni dedim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Kapa çeneni. Sen neyle meşgulsün yani iş olarak? Şimdi vallahi benim işler biraz karışık. Yani böyle ticaret gibi bir şey. Ha yani nasıl böyle çok ortaklı falan mı? Ne oldu bir şey mi söyleyeceksin? Ya.
Maşallah yani. Ya sen çok güzelsin. Vay be! Benim bugüne kadar böyle bir kız arkadaşım, bir sevgilim falan olmadı. Zaten bu yüzden de bizimkiler, bizim arkadaşlar falan da hep dalga geçerler. Ben bakireyim diye. Çok affedersin. Ben bir an kendimi böyle çok rahat hissettim senin yanında. Yalnız çok özür dilerim. Affedersin. Recep, bence sen çok hoş birisin. Boş ver, arkadaşların ne derse desin. Sen dinleme onları. Bence sen de çok sempatiksin. Maşallah yani. Acil eve gelmen lazım. Deliriyorum şu anda, kuduruyorum şu anda. Acil eve gel. Kucağa oturduk. Manik, ben gelemem şimdi. Şu an çok romantikim. Lan senin romantizmine sokarım lan. Eve gel. Eve gel. Gel eve. Eve gel. Gel eve. Ben bu kitabı uzun zamandır okumuyordum. Okumayacağım da. Çok kalın çünkü. 3000 sayfa. Şimdi size biraz süre vereceğim. Öyle 3'e kadar falan saymayacağım. 3 kulfu bir elham okuyacağım. Siz de bana malımın yerini söyleyeceksiniz. Arkadaşım, bizim bu adamla bir alakamız yok. Kalkarsam ayağa vallahi teke tek alırım seni aşağı. Alırsın. Ulan madem bu adamla alakanız yok, evinde ne işiniz vardı? Yoksa zina mı yapıyorsunuz? Abi biz bir şey yapamadık zaten. Bu başka bir şey için geldi bu kızlar ya. Bırak bu kızları, olay büyümesin ya. Olay zaten büyük. Ya malım ya da canınız. Abi yok, mal yok ortada güzel abim. Duvar oldu, mal duvar oldu abi. Birazdan da bu duvarlar kanla boyanacak. Ben aynı zamanda Ebru sanatçısıyım. Cinayet mahallini kanla resim yaparım. Nerede lan? Konuş! Tamam, 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 tamam. Vereceğim malları, vereceğim. Tamam abi, kestim kızı ya. Tamam, tamam, tamam abi. Tamam, tamam güzel abi, tamam. Aferin. Şuna bir telefon verin. Abi. Ne oldu oğlum? Kriz falan mı geçirdin? Ne oldu lan? Konuşsana. Ne oldu? Efendi babaya mı bir şey oldu? Ne oldu? Dur abi, dur. 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 Bir sakin ol. Dur. Otur bir yere. Dur. Dur. Gelme üstüme. Ya. Gelme üstüme bir dur. Bir sakin ol. Hakan'ı ayıkladılar oğlum. Mengene'yi aldılar gözlerimin önünde. Dedim o kadar, bu boka bulaşma dedim. Girme buna dedim. Yapma bunu dedim.
Dildo musun nesin? Madem malların yerini biliyordun, niye söylemedin? Hala söylemedim. Adamları oyalamam lazım çünkü ortada mal yok. Yok! Ne diyorsun lan sen? İt! Dalga mı geçiyorsun? Aç ben yüzüne. Nasıl mal yok lan? Nasıl mal yok lan? Dalga mı geçiyorsun lan? Lan bir uzun lan bu. Geçen! Ağzıma dayanmıştı lan! Oh, şuraya da, şuraya da. Oh, gider ayak toplu yapıyorum işte. Oh. Buraya da vur. Durun. Nerede kaldı mallarım? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yoksa canınızı sokakta mı buldunuz? Bir dur abi ya, bir sakin ya. Bulamamışlardır, çok iyi sakladım malı. Ben gidip getireyim mi koşu? Konuşma lan dandik. Oh. Buradan bir koşu ancak benim mermilerimden kaçmak için çıkarsın. Şimdi seç bir tanesini. Vallahi onların bir alakası yok abi ya. Vallahi yok ya. İyi o zaman. Ben seçerim. Fark ettiysen namlunun ucu hala sıcak. Çünkü daha birine yeni sıktık. Eğer mallarım gelmezse... bu kızın sonu İmne Kamüdün Mecit. Ben getiririm. Getiririm ben biliyorum nerede, ben getiririm. Hani lan bir alakanız yoktu? Yalan söyledim abi. Sevgilim o benim. Yani bir şey olmasın diye öyle söyledim doğal olarak. Çözün lan şunu. Bana bak. Eğer mallarım gelmezse... sevgilinin arkadaşının kafasını birbirine dayar... tek kurşunla duvara resimlerini çizerim. Beni fazla bekletme, tamam mı? Tamam. Şşş! Sakın polisle irtibata geçme. Yoksa sınırlarımı zorlar. Çok fazla can almak zorunda kalırım. Ayrıca benim çocuklardan biri de seninle gelecek. Çünkü seni yalnız göndermeyecek kadar fazla kitap okudum. Hadi şimdi. Hadi! Doğrultma bana. Allah kahretsin be! Kardeşim yolun ortasında böyle kapı açılır mı ya? Özür dilerim, çok özür dilerim. Ödeyeceğim hasarını kardeşim. Acelemiz var şimdi ama. El kol hareketi yapma be. 1 lira para vermem ha. Polisi arayacağım. Ne polisi ulan? Lanlamanlı konuşma lan. Sigorta kağıtları da çıkart. Polis! Memur bey! Göreceksin sen şimdi. Ya yolun ortasında kapıyı böyle açınca ben de vurdum ya. Geçmiş olsun. İyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. Bir yaralanma falan var mı? Yoktu, çok korktum tabii yani. Canım, sen bin istersen arabaya. Ben işlemiyorum abi. Ha yok yok tamam, önemli değil zaten. Ben taksi hatta giderim, ben seni arayacağım sonra. Varınca ararım, tamam mı? Nereye gidiyorsun be? Şşş. Tamam beyefendi, sakin olun. Yolun ortasında hep öyle durunca... Kemal, vurdun beni, ne yapayım? Tamam beyefendi, sakin olun. Beyefendi, evraklarınızı alalım. Oo, kardeşim versene evrakları. Benim bildiğim dildo bir delik bulup mutlaka kaçar. Bak delik bulsa kaçırmaz ama mutlaka kaçar. Giden gider oğlum, giden gider.
Kesin gebertmiştir bu Sadık bunları. Kesin gebertmiştir. Daha gebertmediler ama çok yakında o da olacak. Kimsin lan sen? Dildo'yu arayan hanımlardan bir tanesi. Kızım seni de bizimkiyle beraber götürmediler mi? Ne ayaksın ya? Ne oluyor? Bir susun be. Kokaini getirmemişim. Bıraktılar beni. İşte mal yok. Onu biliyoruz herhalde. Sadece sizin değil benim arkadaşın ellerinde. Ne biçim insanlarsınız lan siz? Ne namussuz heriflersiniz lan? Siz benim arabamı çalmamış olsaydınız bunlar başımıza gelmeyecekti. Ulan bu çocuğu! Sakin ol. Ne sakini? Ölüyordum lan ben. Ölüyordum lan. Tamam. Arkadaşım ölüyor lan orada. O ne dedi lan bana? Orospu çocuğu dedin lan. Orospu çocuğu dedim lan göt. Tamam. Götlü möttü bir şey diyor bu bana. Ne diyor lan bu? Ha, ne konuşuyorsun lan? Lan ben senin ol. Lan kadınsın bak. Bana tuhaf tamam. Tuhaf laflar etme. Bak, bak ben deliyim. Sen delisin ben neyim lan? Ha? Sen delisin ben neyim? Yürü git lan kadın. Bu bana ne dedi lan? Ne dedi bu bana? Bana ne dedi lan bu? Bir sus lan. Tamam, tamam, pardon. Biz araba hırsızı olabiliriz. Araba çalıyor olabiliriz. Ama herkesin kendine göre bir sebebi vardır. Neymiş lan senin sebebin? Tamam ya lütfen Ahmet. Çocuğun babası hastanede. Babası için yaptık. Anladın mı? Babası için yaptık. Ne babası be? Ya vallahi ya. Bak inanmıyorsan gel hastaneye götüreyim seni orada bak. Adam hastanede yatıyor. Ölüyordum lan ben. Ölüyordum lan. Sinirliyim. 15 kilo malım çalındı. Sezai çaldı. Büyük bir ihtimalle alıcılar da onu öldürdü. Geçmiş olsun abi başınız. Ama sonuçta biz anlaştık değil mi? Nakdiniz nerede o zaman? Bir bok sardınız ki başımıza. Başımızı bir bok sardınız ki. Nasıl temizleyeceğiz? Bir fikriniz var mı acaba? Ha? Tamam. Şimdi bütün malı değil ama bir miktar malı alacak paraya ihtiyacımız var. Ne malı lan hala? Ne diyorsun kızım sen? Ya tamam. Tamam ya. Tamam. Dildo'nun verdiği para bende var. Evet. Tamam o zaman. O parayla. O parayla alabildiğimiz kadar mal alacağız. Biz burada fake malları hazırlayacağız. Sadece kontrol edecekleri bölümün gerçek olması yeterli. Gerisi zaten un. Unun olmaz. Gerçekçi olması lazım. Pudra şekeri olmalı. Farkı ben bile anlamıyorum misal. Tamam abicim. Pudra şekeri olsun. Sonra sen Sadık'ın yerine gidip arkadaşlarımızın yaşadığını emin olduktan sonra takas yerini bildireceksin. Adamlara malı kim tattıracaksa üç tane üstten iki tane alttan mal çektirecek. Sanki böyle rastgele çekiyormuş gibi. Bir dakika, bir dakika. Ben bir bok anlamadım. Benim kafa gidip geliyor şimdi biliyor musun? Mal mal bir şeyler diyorsun. Hasta ettin beni be kadın. Nedir şimdi söyle bakayım. Nedir? Planın nedir? Tweet'i. Ne ayak lan bu? Ne diyorsun lan sen? Ya yok bir şey. Allah Allah ya. Tamam. Otur tamam. Allah Allah. Maşallah. Maşallah. Çok güzel plan. Maşallah. Nereden akla geldi? Dayıcığım, malı görmeden para verildiği nerede görülmüş ya? İşin kuralları var. Ayrıca orada bize silah falan çekiyorsun. Olmuyor ama. Hayır bir şey değil, kan çıkacak. Kan çıkacak yerden nakit esirgiyorsun Halit. Allah! Dayı ne yaptın? Halit aga! Oğlum sakin ol, otursana. Bak burası kütüphane. Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz. Şimdi söyle bana, para nerede? Otelde. Yatağı kestik, içine sakladık. Bak gördün mü? Normal şartlarda bak bu Halit daha akıllı gözüküyor da. Ama bak Naci'deki ilmi İrfan'ı gördün mü? Tebrik ederim. Biz de otele gider, parayı alırız. Dayı içeriden haber sızdı. Polis bize bileniyormuş yakında. Yürü hadi.
Recep. Narin. Nasıl geldin buraya? Aşk olsun Recep ya. İşim var diye gittin yanımdan. Arkadaşlarınla geziyorsun. Bu kız da mı sizden? Yok. Bizden değil, benden. Narinciğim, ben arkadaşlarımla gezmiyorum. Bizim bir işimiz var. Neymiş o çok önemli ticari işiniz? Ben de geleyim göreyim. Lan oğlum gönder şu kızı, hasta etme adamı be. Bir dakika. Sen araba kullanmayı biliyor musun? Evet biliyorum. Tamam o zaman kız gelsin bizimle. Biz dikim evinin oradayken Haydarpaşa da araba bekler bize. Hadi abi, hadi. Narin, bak işimiz var. Allah. Anahtar nerede abi? Anahtarı üstünde olsa arabayı çalmazdık zaten. Sen düz kontak kullanmayı biliyor musun? Nereden bileyim abi ben lan düz kontak. Lan ne oturdun oraya o zaman? Abicim ne bileyim ben? Ben düz kontağı nereden bileyim acaba? Bilmiyorsan her boka atlama lan o zaman. Araba hırsız mıyım senin gibi? Bak çok üstüme geliyorsun kadın. Araba mı çalacağım hayatım? Yürü, bin lan. Nerede bu kız ya? Çocuğum, şu benim kızın aracının plakasını vereyim de trafikten bir baksınlar. Gel. Amirim, bir araç sağdığın mekana girip çıktı. Ben plakasını aldım. Her yerde ceset bulmaya başladık. İyice bokumuzu avuçlamadan her yeri didik didik arasınlar. Kızınız ne alaka peki amirim? Çocuğum nereden bileyim? Bir araba aldık. Ne arabayı görebiliyoruz ne kızı. Bir daha bisiklete bile bindirmedik. Bir tane sıpa maymun etti bizi. Gidin alın şunları. Sakin olalım ya. Böyle tek hedef kalmayalım. Ayrılalım sen. Hayır. Kızdır al.
Biz de onları oyalarım hadi. Abiciğim biri bana bir telefon versin. Al bak telefon lan. Al. Çek hadi buraya. Bu taraftan gidelim. Hay büyük kuş. Aldım seni. Arabayla ilgili tüm bilgiler, bütün bilimlere ulaştı mı? Ulaştı amirim ama daha bir haber yok. Efendim? Kızım, neredesin sen? Ne? Ben dedim sana. Lan neyi dedim bana, neyi dedim bana? Bir dur abicim ya, bir dur ya. Bak, bir dur kardeşim. Kafa göz gireceğim sana şimdi. Bir hep de öfke. Sallama o ellerini bana. Sallama o ellerini bana. Yeter artık. Yeter artık kardeşim, yeter. Ben senin öfkeni... Son gördüğüm insan bu olur. Al, al, al. Oh, kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Adamların cephanelik gibi. Adam mı öleceksin ya? Siktir ya, çalışmıyor, çalışmıyor bu. Anahtar üstünde. Beraber yürüyerek çıkacağız buradan. Lan ben o kızı kendi ellerimle alacağım. Almazsam şerefsizim lan. Ben şunu ver. Bu ipler öldürecek bizi. Ne var ulan? Düğünü mü yapacağız lan? Kurtulacağım lan bakirlikten. Benim buradan cenazem çıkar oğlum. Deme lan öyle. Deme öyle. Tövbe de lan. Yaman, sen Hasan'ı al bu tarafı çevirin. Siz de ön çıkışı tutun. Çabuk, acele edin. Polis de buradaymış. Komiser Vahit, vallahi kaynanan seviyormuş seni ha. Ben de tam suça meyilleniyordum. Sonunda benim bir açığımı yakaladın. Ama gördüğün son şey olacak. Sadık, benim kızım buradaymış. Neredeymiş? Baba! 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 Arkadaşlar içeride ne olur kurtar onları. Tamam, tamam hemen. Thank you.
Bana bak oğlum, yeter ya. Abicim canını kurtardın ya. Boş ver, takmayacaksın bu kadar kafana. Ya oğlum be dur ya, bir bırak ya. Karı zaten seni belli ki nefretiyle sevmiş, kinle terk etmiş. O beni terk etmedi oğlum. Allah Allah, terk etti deyip duruyorsun ya. Terk etmeden oldu. Terk etmedi kardeşim. Biz ortak bir karar aldık. Nasıl ortak karar lan o? Beraber karar verip seni mi terk ettiniz? Abicim ama yani sen de ya bir durun abi. Gitmeyin adamın üzerine bu kadar. Oğlum sen ucuz atlattın o kızı. Narin öyle bildiğimiz gibi bir kız değilmiş. Nasıl yani? Yollu bir karı mı? Efendi baba sen de yangına körükle gidiyorsun yani. Ya yapmayın Allah aşkınıza yapmayın ya. Ya lütfen ya. Kızın arkasından çok günah ya. O kız benim ilk ve tek sevgilim. Bende anısı var ya. Anlatmayacaktım ama anlatacağım artık. Üzüyorsun çünkü kendini. Şimdi biz çatışma sırasında Sadık'ın arabasına bindik ya. O arabadaki bir çanta dolusu parayı aşırmış kız. Sizin kokain parasını. O malı çalan adam Sezai miydi neydi? Onu narin gaza getirmiş abicim. Çok seviyorum lan seni. Hayatta yaptığın en iyi şey beni sevmek zaten Sezai. Ulan ne korkak adamsın lan sen. Kim korkuyor lan? Sen korkaksın lan. Kız Sezai'ye güvenmeyince çaktırmadan Sezai'nin peşinden gidiyor. Cinayeti görmesine rağmen de malı kurtarmanın peşine düşüyor. Sizi mahalleye kadar takip etmiş abicim kız. Demek ki ondan bana evin nerede dedi. Ya. Ha. Ben de iyi ki vallahi ağzımı ayırıp cevap vermedim ya. Ağzından laf almak için seninle buluştu diyorum ya. Hep sizin misafiriniz de aslında. Şimdi babamdan da bir uçanla bir kaçan kurtulduğu için uçarak kaçmış Nari.